Yani kaç kişi var? Yani 10-12 kişi var. Sizinle bir işimiz yok. Bir arkadaşı vurup çıkacağız. Bir haftadır seni arıyorum. Neredesin lan sen? Hayırdır İlyas abi? İlyas abi. Vay arkadaş ya. Sen benim mekanıma geleceksin. Yan pencereden içeri gireceksin. Sonra odama el bombası koyacaksın. Sonra da oradan çıkarken hiç orada yoklarmış gibi kameralara o güzel yüzünü bahşedeceksin. Sonra da abi, he? Bir yanlışlık var abi. Bir yanlışlık var. Ben de onu düzeltmeye geldim. Sana o bombayı benim odama koydurtan kim? Ben böyle bir şey yapmadım. Burada bilen varsa söylesin. Yoksa hepinizi öldürmek zorunda kalacağız. Reha abi. O yaptı. İsim söylemedi ama geçen hafta bir yeri büyük salladım geldim dedi. Salladın ha? Şimdi sallamadan söyle. Sana yemin olsun buradakilerden hiçbirisi sana sıkmayacak. O bombayı benim odama sana kim koydurttu? Abi ben bu işi yapmam deyince artık nereye bomba koyacağını öğrendim. Ötersin diye Fikret abi seni öldürür dediler. Doğru demişler.
Şimdi herkes arkasını dönsün. Tabii görgü şahidi olmak isteyenler hariç. Hepsini bitirin ha, anladınız? Hepsini bitirin hadi. Bekir ağa gel. Gel de seninle biraz konuşalım gel. Şimdi biz sabah seni enişteyle birlikte yanlış anladık. Ama şimdi benim kafama bir şey takıldı. Ben mi yanlış anladım yoksa enişte mi yanlış anladı? Değil mi eniştesi? İçine gireyim Mübeccel. Ham madde sabah gelecekti, şimdi gelmiş. Anlatırım eve gelince.
İlyas. Burası çelik eritme yeri. Adam eritme yeri değil. Bundan daha iyi ham madde olur mu Servet abi? Sana duyacağın son ses benim sesim olacak demiştim, değil mi? O yüzden şimdi kimse konuşmasın. Enişte, sen hariç. Servet abi, seni buraya getirdim ki mekanda delil bırakma diye. Dostum, sen burada kal. Arabada bekle. Biz gidelim, içeriği halledelim. Söz veriyorum sana, Reşit'i bulur bulmaz sana haber edeceğim. Ben yaşamak için sebep arıyorum, sen arabada otur diyorsun İlyas dostum. Peki, tamam. Hadi yürüyün, şu çöpleri toplayalım. Baba, kimsesizler Emir bekliyor. Ne diyeyim onlara? Çöpler benim. Onlara gerek yok. Emredersin baba. Hadi. Thank you.
da yiyenleri. Reşit'in yeğenleri misiniz? Evet öyleyiz. Büyük olan hanginiz? Ben. İndir elini, indir elini, indir elini. Şimdi git o dayına de ki, dayı en son ben ölecekmişim. Bütün yeğenler dahil Yaşar hepimizi öldürecekmiş. Anladın mı? Anladım. Kalk şimdi. Kalk, yürü. Yürü git. Yürü. Hadi. Çek, 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 çek. Kimse yanlış bir ifade vermesin. Tamam baba. Asıl abime ne diyeceğiz? Ne ifade vereceğiz? Üstüme gelme İlyas dostum. Ben Reşit'i kaçırmışım, sen abim diyorsun ya. İşte ben de onun için ne diyeceğiz diyorum ya. Hadi gittiniz ne demeyi elinizden kaçırdınız diye sormayacak mı? Bunu konuşmanın sırası mı şimdi? Hadi da. Bu Reşit hiç kalıbının adamı değilmiş. Kaçmak nedir? Vuruşarak öldü. Neyse bir sürü tanık var. Polisler gelmeden gidelim. Öldürmüşsün, öldürürmüşsün ya. Senin yerinde olsam öldürürüm. Nerede diyorum sana? Serap. Mehdi abi, o kurşunları kulağından çıkarmazsan en sonunda yiyeceksin kurşun. Hangisi bu herif? Çık dışarı. Çık dışarı. Yok İlyas, burada yok. Bu herifin burada olduğunu kim söyledi? Buradaydı. Adamın içeri girdiğini ve çıkmadığını biliyoruz. Abi yukarıdaki camdan girdik zaten.
Başka kaçış yok. Gizli geçitten kaçmış. Ya bak, benim tam olarak demek istediğim bu. Eğer bir mekanı basıyorsanız arkadaşım, o mekanda kaç tane pencere var, kaç tane kapı var, kaç tane gizli geçit var bilirsin. Nevzat'ın verdiği birkaç adres daha var. Belki buradan oralara gider. İyi tamam Fahri abi. Siz bütün İstanbul'u gezin, adama dair bir iz bulursanız da bana haber edersiniz. Ben gelene kadar da kaç tane penceresi var, kaç tane kapısı var öğrenirsiniz artık. Olur İlyas. Biz gider adamı ararız. Bulursak da seni ararız ama biz arayınca o telefona cevap ver. Çünkü sen Suzi'yle olunca o telefona cevap vermiyorsun. Olur enişte. Bir arka kapısı falan var mı? Baktınız mı? Baktıklar iyisi böyle üstün körü yani. Siz keşif yok deyince. Üstün körü ne demek Zafer? Sen bir sorduğum soruyu bir cevapla. Kapı gibi gözüken bir yer yok reis. Ama bir tüneldir, bir lağım çukurudur. Yani böyle yerlerin bir çıkışı daha vardır. Yalan mıyım Mikail? Batakan abi, illaki vardır. Ya ne isten ne İlyas'ın. Alparslan'a sıktıracak kadar gözü karaysa kaçacak hali yoktur herhalde. O sıçan nereye kaçarsa kaçsın, nasılsa biz onu bulacağız. Nasıl giriyoruz içeri? Kaçmasın diye siz gidip kapının önündekileri sessizce halledeceksiniz. Sonra bize haber vereceksiniz, biz öyle geleceğiz. O zaman Kubi ile Mikail adamları etkisiz hale getirsinler. Bize haber versinler reis'e. Hadi de hadi. Hadi. Kapalıyız birader. Kime kapalısın? Kapının önü araba dolu. Özel bir davet var. Dışarıya kapalıyız. Birader, mesele paraysa bizim de davetiyemiz var. Değil dedim ya. İyi. Sen bilirsin. Thank you.
Her yere bakın. Yağım çukuru dahil her yere. Zafer. Amca. Buradan duymuşlar belli ki. Biz yine de nereye çıkıyor bir bakalım reis. Cehennemin dibine çıkacak. Nereye çıkacak? Yine de bakın. Bakın. Gel. Hep aynı kural işler. Aşkımı kaybettiğim günden beri her gece kumarda kaybetmeye dışarı çıkıyorum. Kazanıp kazanıp eve öyle dönüyorum. Arkadaş oyundan çıkıyor galiba. Müsaade var mı? İsmet abi hatırlı bir abimizdir. Ne mahsur olacak? Buyursun. Sizlere iyi akşamlar. İsmet ben. Paranız varsa buyurun. İsmet Bey. Ben Mikail. Memnun oldum. Arkadaşlar bir mahsuru var mı? Yalnız size şunu söyleyeyim. Hatırlı İsmet Bey. Masada hile hurda olursa dağıtırım. Mikail'di değil mi? Mikail. Mikail Bey, hile hurda olduktan sonra kumar oynamanın ne zevki var? Bu konuda katılıyorum. Pardon. Ben şu mesaja bir cevap vereyim. Sonra kapatacağım telefonu. Masadaymış. Masadaymış. Hadi. Herkes olduğu yerde yatsın.
Pis İsmet miydi senin adın? İsmet. Pis İsmet. İlyas Çakır Beyli ben. Sence ben buraya niye geldim? Bilmiyorum. Benim size bir yanlışım olmadı. Eğer bir tanıdığınıza, bir yakınınıza bir yanlış olduysa telafi ederiz. Nasıl edeceksin? Ne istiyorsanız söyleyin. Mürsel'i istiyorum ben İsmet. Mürsel kim? Kim ha? Tanımıyormuş. Demek tanımıyorsun. Geri vites nasıl yapılıyordu? Harap. Öyle mi? Ha? Öyle miydi? Yok yok değildi. Böyle? Hani seni hastane önüne diken var ya. He? Hani senin o istihbarattaki ağababan olan Mürsel. Kara Mürsel. Bildin? Bildim bildim. He? İşte bana o Mürsel lazım. Nerede o Mürsel? Yerini bilmiyorum. O zaman sen onunla nasıl görüşüyordun? Beni bir çorbacıya çağırdı. Orada görüştük. Afiyet olsun İsmet. Senin çorbanda gözümüz yok. Biz bu Mürsel'i nerede buluruz söyle. Çekti. Cezaevine haber gönderdi. Kim nereye ne haber gönderdi? Hızır Çakır Beyli'nin koğuşuna adam sokacakmış. Kimsesiz yaşarım adamı gibi birini sok içeri dedi. Sen ne yaptın? Haber ulaştırdım. Ne zaman girecekmiş koğuşa adam? Lan söyle! Yarın. Hedef kim? Yaşar mı, amcam mı? İkisi de. İsmet. Bu Mürsel'in yerini söyle biz çekip gidelim gözümü seveyim. İlyas bilmiyorum dedim. Sık abi bunun kafasını. İlyas'ı yanımıza götürsek... Belki bir daha çorbaya çağırır Mürsel bunu. Fahri abi sık bunun kafasına. Bak Reha ile seçkin de yok. Eğer sırtımda taşırım diyorsan sen bilirsin abi. Bir iki dakika bekleyin. Şu paraları alayım ben. Kendi paran al sadece Servet abi. Adımızı hırsıza çıkarma. Kazandım ben İlyas. Helal para.
Helal para derken? Sermet abi, sadece euroları alacaksın. Siz firarsınız. Lazım olur o bakımdan. Tamam, Fahri Bey kardeşim. Ben bu cihana sığmazam. Bende sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam.